LGS'ye son 3 ay. Gerçekten efsanemizi yazmamıza 3 ay kaldı ve bu 3 ayı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Birincisi bizi durduran bazı şeyler var. Zaman, endişe, korku, plan yapmak konular. Bir sürü yük var. Gerçekten bu vinç yüklerinin altında durmamamız gerekiyor. Zaman hala yeterli. Üç ay çok değerli bir zaman. Endişeye gerek yok çünkü kazanacağız. Korku her zaman oldu zaten. En başında da vardı. Eylül'de de vardı, Ekim'de de vardı. Sınavdan bir hafta önce bile korkacağız. Niye? Çünkü sınav bu kolay değil. Ama bizler korkumuzun üzerine gideceğiz. Çünkü planımızı yapıp, konularımızı bitirip, bize durdurmak isteyen LGS'nin üstüne basıp geçeceğiz. Birincisi endişeniz ve korkunuzu anlıyoruz arkadaşlar. Panik butonuna basmanıza hiç gerek yok. Endişe ve korku birçoğumuzda var. Yani acaba kazanabilir miyim? Acaba yanlışım çıkacak mı? Bu çok normal bir şey. Biz de sizin yaşınızdayken buna benzer endişeleri yaşadık ve biz o sıralardan geçtik. Ve sizin yaşadıklarınızı çok iyi biliyoruz. Sizin yanınızdayız. O yüzden de sizlerle her gün bir şekilde video çekmeye çalışıyoruz. Size sürekli rehberlik, size sürekli konu altı videolar atıyoruz. Ama sizler de kendinize güvenin. Lütfen başaracağınıza inanın ve ve endişe ve korkularınızı bir kenara atın. Bugün sadece yapmanız gerekeni yapın. İki ay sonra, üç ay sonra gerçekten kendinize teşekkür edeceksiniz. Sadece yapın. Yani planınız belli, Ödeviniz belli, çalışma programınız belli. Açın kitabınızı, atıyorum şuradan bir kitap açıyorum, reklam olmasın. Direkt kitabınızı açın ve sorularınızı çözmeye başlayın. Yanlışlarınız çıktı, çözümlerini izleyin. Arkadaşınıza sorun. Sadece yapmanız gerekeni yapın. Asla ve asla acaba ne olacak? Acaba kazanacak mıyım? Acaba sürem yeter mi demenize kesinlikle gerek yok. Göreviniz yapın ve tevekkül edin. Bir de tabii ki her zaman söylediğimiz şey, hedefimizi belirlememiz gerekiyor. Ortamımızı düzenlememiz gerekiyor. Ve planlarımızı da gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu üç şey neden önemli? Eğer hedefiniz yoksa ya hayırlısı bakalım. Ya işte bir Anadolu sesine gireceğiz. Yani olmazsa öyle değil. Hedefini diyeceksin ki ben... Tofaş, Bursa Anadolu sesini istiyorum veya Fen Lisesi'ni istiyorum. Veyahut da Diyarbakır İMKB Fen Lisesi'ni istiyorum. Veyahut da Kartal Anadolu Yumatip sesini istiyorum. Veyahut da Ankara Atatürk Anadolu sesini. Bir lise kendinize net bir şekilde belirleyin. Elazığ Fen sesini istiyorum. Hedefinizi belirledikten sonra bu 90 gün, bu son 3 ay çok değerli. Ortamınızı da düzenleyin. Ortam düzenlemek derken sadece masadan bahsetmiyorum. Tabii ki masanın dağınık olması bize değer e, zarar verebiliyor ama aynı zamanda çevre ortamınızda, WhatsApp ortamınızda, sosyal medya ortamınızda düzenleyin. Gerekirse son üç ay telefondan uzak durun, sosyal medyadan uzak durun. Sadece ve sadece derslerinize odaklanın ve planlarınızı yaptıktan sonra da LGS'ye hop kardeşim çekil kenara deyin ve LGS'nin üstüne geçin. Ve bunu yaparken de mutlaka mutlaka konu eksiklerinizi tamamlayın. Konu eksiği derken kastımız şu. Biliyorsunuz biz her zaman söylediğiniz bir kelime var. Koli yani konu listeleri. Koliden kastımız şu. Sizler birçok konudan sorumlusunuz. Türkçe var, matematik var, fen var. İngilizce var, din var, inkılap var. E bir sürü konu var ama esasında bunlardan çok yüksek durmasının sebebi konularının ...kaç tane olduğunu, ne kadar yapacağınızı, ne kadar bitireceğinizi bilmemek. Eğer sen... ...ben Türkçe'de sözcük anlamı biliyorum zaten. Denemelerde hatam çıkmıyor. Cümlede anlamı biliyorum. Parçada anlam zaten, paragraf her zaman çözüyorum. Fiilimsi çalıştım zaten, soru geliyor. Ögeleri biliyorum zaten. İşte fiil çatısı... Bu şekilde konuları listelemiş olsanız... ...baktığınızda esasında belki de sadece fiil çatısına hatanız çıkıyor. Ve şu da çok önemli... Soruları çözerken de denemede soruyu çözerken de lütfen gerçek sınavdaymış gibi çözün. Yani sen herhangi bir diyelim ki şöyle açalım Türkçe sorusunu çözüyorsun ya. Diyelim ki burada ya ben bunu dikkatli çözseydim doğru yapardım demeyeceğiniz şekilde her zaman dikkatli çözün. Yani eğer bu soruyu yanlış yaptıysanız veyahut da şu soruyu yanlış yaptıysanız veyahut da başka bir soru olsa mesela diyelim ki ne diyor? Ee, Özel lesel sorusu. Çok basit bir soru. Aa ben bunu normalde yanlış yapmam diyeceğiniz bir şekilde değil. Ben bunu çok dikkatli bir şekilde yaptım ve doğru yaptım. Yanlış yaptıysam da ben bu konuda eksiğim deyin ve o konuyu da listenize koyup o konuya alakalı sorular çözün. Şu da çok önemli. Her gün aynı saatte çalışmaya çalışın. Bunu Geri sayım videolarımızda da söylemiştik. Yine söylüyoruz. Her gün aynı saatte çalışırsanız çalışmaya alışırsınız ve bırakamazsınız. Ve bu şekilde başarıya ulaşırsınız. Tabii ki zordan kolaya doğru ilerlemek de önemli. Bu ne demek? Yani öncelikle matematik gibi ağır bir dersi. Sonrasında biraz fen, belki Türkçe. Ardından inkılap din, İngilizce gibi basit derslere yönelmelisiniz. İlk başta din dersinden başlarsanız zaten kolay bir ders. Orada beyniniz olacak. Sonra matematiğe geçtiğinizde ya böyle gerek önce matematik gibi, fen gibi, Türkçe gibi derslerden başlayın. Şu da çok önemli. Matematikten 20 soru çıkıyor ama Türkçe, fen, din, İngilizce, inkılaptan da toplam 70 soru çıkıyor. Yani hayatınızın tamamında ...matematiğe ayırma yani 20 büyüktür 70 gibi çalışıyorsunuz. Öyle değil esasında. 70 20'den daha büyük. Dolayısıyla diğer dersleriniz diğer derslerinizden de full yapmayı unutmayın. Ve tabii ki dinlenmek de önemli. Çünkü sınava kadar güçlü olmanız lazım iyi beslenmeniz, iyi uyumanız lazım ve evde çözeceğiniz herhangi bir denemeden önce bile yorgun bir şekilde başlamayıp güzel bir zihinde çözün. Niye? Çünkü yorgun bir şekilde çözüyorsun. <gülüyor> 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 Niye? Çünkü yorgun bir şekilde çözdüğün zaman diyelim ki fen de bu soruyu yanlış yaptın ya. Ya yorgun olmasaydım doğru yapardım diyorsun. Ve hatta ha, dikkatimden kaçtı ben bunu hata yapmazdım diyorsun. Hayır. Dikkatli bir şekilde çöz. Konsantre bir şekilde çöz. Deneme sınavlarını gerçek sınav gibi çöz. Gerçek sınavı da deneme gibi rahatça çöz. Dolayısıyla her soruyu, her denemeyi dikkatli bir şekilde çözdüğümüzde hata yapmamız, hatamız azalır. Hata yapmadığımız için de moralimiz yükselir. Ve yine de hata yapıyorsak yani sen bu soruyu çok dikkatli bir şekilde ve yorgun olmadan çözdün ve yine hata yaptın. Bu durumda yapacağın şey belli. Bu konudan eksiksin demektir. Hemen konuyla alakalı bol bol soru çözmen lazım. Evet. Son olarak da çalışmadığınız gün olmaması gerekiyor arkadaşlar. Peki hocam hiç mi dinlenmeyeceğiz? Bazen ...dinlenmek de... ...bunu yazmıştık zaten bir kez daha söylüyoruz... ...dinlenmek de çalışmaya... ...dahildir. Yani kitap okumak... E, ...veyahut da işte ne diyebiliriz gezmek onlar da çalışmaya dahil. Niye biliyor musunuz? Çünkü bunlar da sizin zinde bir şekilde sınava girmenizi sağlayacak ve çok iyi başarılar edeceksiniz. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın yorumlara yazın. Şimdiden sınavlarınıza başarılar diliyoruz. Olabildiğince geri sayın videolarımızda ve diğer videolarımıza sorularınıza cevap vermeye çalışıyoruz. İnşallah mutlu sona hep birlikte ulaşacağız. İnşallah LGS'nin üstünden basıp geçeceğiz.